Öncelikle 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'ne değindiğiniz için ve beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kadın cinayetleri politiktir ve bu vesileyle de bu zamana kadar hayatını kaybetmiş kadınlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine de başsağlığı dilemek istiyorum. Her gün onlarca kadının kadın cinayeti ve şiddet haberini uyanıyoruz. Kimimiz eşleri, kimimiz eski sevgilileri ve bazen hiç tanımadığımız erkekler tarafından maalesef ki katledilip hayattan koparılıyoruz. Her seferinde bu son olsun diyoruz, her seferinde bu son olması temennisinde bulunuyoruz ancak her gün daha fazlasını uyanıyoruz. Demek ki artık bir değişiklik yapma, bir şeylerde farklılık oluşturma vakti gelmiştir. Belki de geçiyor da hatta. Maalesef ki bu artık yüreğimiz bu haberlere dayanmamakla birlikte sabrımız da kalmadı. Bir diğeri de toplum tarafından da aslında bu haberleri izleyerek, görerek normal bir hal almaya başladı bizim için. Aslında bu toplum olarak da çok tehlikeli bir duruma sürüklemekte bizi. Kadına şiddetin temelinde, her şeyin temelinde aile olduğu gibi ben kadına karşı şiddetin temelinde de aile olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklar rol modeli aldıkları aile bireylerini aslında taklit ediyorlar ve onların izinden gidiyorlar. Çocuk ailesinde fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz kaldığı zaman ya da taciz veya tecavüz gibi bir olaya maruz kaldığı zaman ileriki safhalarda da büyüdüğünde de karşısındaki partnerin aslında rol model aldığı bu ailesine gördüğü davranışları tekrar ediyor. Çünkü çocuk aşağılık kompleksiyle, sevgisizlikle ve güvensiz bir ortamda büyüyor ve bunun karşılığı olarak bunun acısını da karşısındaki partnerinden çıkarıyor. O yüzden ben bunun temelinde aile olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımızı iyi ve iyilikle, merhametle, kadınlara saygı duyan bir aile ortamında yetiştirmemiz ve bu zihniyette büyütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani temelinde ailedeki bu başlarsa bu yolu biraz daha... Evet, bir nebze de olsa evet önleyebiliriz diye düşünüyorum. Zaten günümüzde de olan zihniyette şöyle bir durum var. Takım elbisemi giyerim, indirimimi alırım, 4-5 yıl yatar, şartlı tahliyemle de çıkarım gibi bir zihniyet benimsendi. Aslında bu çok tehlikeli bir zihniyettir. Bu yüzden bizim cezalarımızın bu açıdan caydırıcı ve keskin olması gerekmektedir. Ki ben bu kişilere hastalıklı varlıklar olarak nitelendiriyorum. Bu hastalıklı varlıkların gözünde de bir nebze olsa caydırıcı olsun. Toplum olarak da bize aslında bir nebze de olsa içimizi soğutması için bu cezaların daha ağır, daha katı olması gerektiğini düşünüyorum. Töre cinayetleri aslında toplumsal bir olgudur. Bunun temelinde aslında geleneksel aile yapısına büyümüş ve sosyal modern hayata karışmak isteyen bir genç kızla geleneksel aile yapısı çatışmakta aslında. Bunun için de aşirettir, ağalık bu sistemden yıkılması gerekiyor. Kişinin kendi kararını kendi alabileceği bir düşünce yapısından o aileye yerleştirilmesi gerekmekte. Töre düzeniyle aslında hukuk düzeni de yarışıyor. Yani kendi büyük hukuk düzenleri var aslında o zihniyette olanların da. Bunun da yıkılması gerekiyor. Bunun için kadınlarımızı sosyal modern hayata daha çok dahil edebileceğimiz devlet eliyle eğitim sürecinin desteklenmesi gerekiyor. Toplum aslında bilinçlendirilerek, yerel toplantılarla insanlara gerekli eğitimin verilmesiyle olabilir. Dediğim gibi kadınlarımız devlet eliyle desteklenen eğitim ve eğitimle birlikte modern ve sosyal hayata daha çok dahil edilerek ve bilinçlendirilerek yapılabilir. Kişisel ceza sistemi zihniyetini yıkılarak aslında bunu yapabiliriz ki bu da yine ailede oluyor. Her şeyin başı yine bize aileye çıkıyor aslında. Bu gibi düzenler getirerek aslında bu zihniyeti değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Aslında aile içi şiddet, ailenin bir bireyinin, ailenin diğer birey veya bireylerine uyguladığı saldırılardır. Bunlar fiziksel olabilir, psikolojik olabilir veya cinsel de olabilir. Mesela kişinin zorla evlenmesinden tutun da zorla ilişkiye zorlanması, darp, tehdit, hakaretler de bunların içine dahil olmaktadır. Aslında kişinin kendisinin en mahrem alanı ve en güvende hissetmesi gereken yer ailedir. Ancak şiddetle birlikte kişinin aslında kendisini en güvensiz yer haline gelmektedir aile bir yanda. Aile içi şiddet olayları genellikle gizli kalmaktadır. Aile içi şiddetin resmi makamlara yansıdığı sayılar kadar da yansımamış, gizli kalmış siyah rakamları vardır. Siyah rakamlar dediğimiz terim de şudur, yani bilinmeyen, resmi makamlara intikal etmemiş, resmi istatistiklere yansımamış sayılardır ve maalesef bu yansıyan sayılar kadar da yansımamış bizim gizli kalmış siyah rakamlarımız vardır aile içi şiddette. Ki aşikar olduğunda yansıdığında da maalesef ki yasaların önüne geleneksel yapıyla çarpıtılmış bir bakış açısı geliyor. Yani tırnak içinde söylemek gerekirse kocası döver de sever de özel hayat gibi bir düşünce zihniyeti karşımıza çıkıyor. Ki bazen de kadın açısından da işte bir kereye mahsustu, iki kereye mahsustu, kocamdır deyip geçiştirilebiliyor. Bazen de kadının ne yapacağını bilememekten, çaresizliğinden kaynaklanan da gizli kalabiliyor, sessiz kalabiliyor bu duruma. Maalesef ki böyle durumlarda da şiddet dozunu arttırarak devam ediyor. Kadına yönelik şiddetin, aslında şiddetin türleri
fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet ve ekonomik şiddetten bahsedebiliriz. Kadına yönelik şiddetin en çok görülen şiddet türü ise fiziksel şiddettir. Yani kişinin bedenine yapılan saldırılardır. Ama ben özellikle psikolojik şiddete değinmek istiyorum. Psikolojik şiddete bazen farkında olarak ya da olmayarak maruz kalmaktadır. Maalesef ki psikolojik şiddetin etkileri fiziksel şiddetin etkilerinden daha ağır, daha yıkıcı sonuçlara yol açabilmektedir. Biz kadınlar evlilik veya ilişkilerimizde gördüğümüz aşırı kıskançlık, aşırı kontrol altında tutma, küçümseme, cezalandırma davranışlarının hepsi aslında bir psikolojik şiddettir. Ama maalesef biz kadınlar olarak bunu sevgi belirtisi adı altında sevgiye sokmaya çalışıyoruz. Ancak sevgi böyle bir şey değil. Sevgi karşısındaki insanı kırmaktan, onu üzmekten çekinme durumudur. Karşısındaki insanın kararlarına saygı duymak, düşüncelerine destek olmak ve gerçekten saygı duyma halidir. Ama maalesef ki bu belirttiğim önceki bahsettiğim davranışların hiçbirinde bu sevgi belirtisi bulunmamaktadır. Yani kişinin seni kıskanması aslında bir sevgi belirtisi değildir. Kişinin seni kontrol altında tutma isteği bir sevgi belirtisi değildir. Biz kadınlar olarak zamanla değişir, zamanla düzelir diyoruz ancak her seferinde yozunu arttırarak devam ediyor. Çünkü psikolojik şiddet aslında düzenli ve sürekli olan sistematik bir eylemdir. Benliğini ve kişiliğini hedef aldığından dolayı kişinin kendisine olan öz saygısını düşürüyor. Kendisine olan güvenini, inancını yitirmesine sebep oluyor. Bu yüzden psikolojik şiddetin etkileri, evet fiziksel şiddetin etkilerinden daha ağır sonuçlara yol açabiliyor maalesef. Çoğu süreci aslında biz kafamızda normalleştik. Aslında bu çok tehlikeli bir durum. Yani televizyonlarda gördüğümüz, dizilerde gördüğümüz hayatı aslında biz normal kabul ediyoruz. Aslında her gün izlediğimiz o kadın cinayetlere ben artık biz normal sıradan olan bir haber gibi kabul edip bunu benimsiyoruz. Evet bu ailede de sonrasında yıkıcı sonuçlara yol açabiliyor. Bunun için de ailenin öncelikle bilinçlenmesi gerekiyor. Yani çocuklarına bilinçlenerek o eğitimi, o desteği vermesi gerekiyor. Yayınların keza sosyal medyada olsun, televizyonda olsun yayınların bilinçli bir şekilde yürütmeniz gerektiğini düşünüyorum. Erkekler de bu konuda şiddete maruz kalabiliyor. Yani benim gözümde zaten feministlikten bahsedecek olursam eğer kadın erkek düşmanlığı değil, kadının erkeğin eşit olması durumudur ve her erkeğin aslında bir feminist düşünceye sahip olması, bunu desteklemesi gerektiğini düşünüyorum bu açıdan. Şöyle, erkekler aslında gücünün yetebileceği şey olarak, kişi olarak, varlık olarak kadınları hedef alıyor. Çünkü gücünü ona yetirebileceğini düşünüyor ve bazı hastalıklı zihniyetlerde de, o erkeklerde bahsediyorum, genelini asla şey yapamam, kendini kanıtlama içgüdüsüyle kadınları hedef alıyor ve bu aşağılanma, çocukluktan gelen aşağılanma, küçümsenme, sevgisizlik acısını partnerinden çıkarıyor maalesef ki. Yani burada kadının güçsüz olduğunu düşünüyor. Kadının güçsüz olduğundan değil, ancak kadına yetebileceğini düşünüyor. Ve toplum olarak da ataerkil bir toplum olarak yetiştiğimiz için yani erkek çocukları, kız çocukların bir kere büyüyüş şekli bile aynı değil. O yüzden erkek kendisine o otoriteyi, o gücü bulabileceğini zannediyor. Çünkü bu şekilde yetiştiriyoruz çocuklarımızı, erkeklerimizi maalesef.